Arkadaşlar merhaba sesim geliyor mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir iki dakika bekledikten sonra arkadaşlar sizlerle birlikte bugün sadece tarih denemesi çözeceğiz. Ardından soru cevap yapacağız tarihle. Alakalı önceki yayınlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru-cevap kısmımıza da hocam bugün geç olmasının sebebi e, duyurusunda yaptım. E, bugün derbi olduğu için o yüzden biraz geç yaptık. Normalde e, 23 arkadaşlar. Bir dakika sonra başlayacağız arkadaşlar. Eğer hazırsanız arkadaşlar yorum kısmına hazırım yazarsanız hemen hazır olanlar hazırım yazarsa denememize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzdan denememize başlıyoruz. Uygulara ait göç destanında aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Hatun Dağı, Tanrı'nın Kamçısı, Tanrı Dağı, Kutlu Dağı, Beş Balık. Süreniz 7 saniye. Bakıldığı zaman Tanrı'nın Kamçısı biliyorsunuz ki Avrupalı kavimlerin Avrupa Hün Hükümdarı Attila için kullandığı bir ünvandır. Göç destanıyla bir ilgisi yoktur. Hatun Dağı, Tanrı Dağı, Kutlu Dağı, Beş Balık bunlar hepsi göç destanında geçmektedir. Uygulara ait. Burada cevabımız ne oldu? Beşik oldu. İkiye geldik. Atebetül Hakaik adlı Esel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yüknekili Edip Ahmet'in Hakaniye lehçesiyle yazdığı eserdir. Uygur alfabesiyle yazılmış manzum bir eserdir. Eser eğitici, öğretici ahlak kitabı nitelindedir. Edip Ahmet bu eserle iyiyi ve kötüyü anlatarak insanlara yararlı olmayı amaçlamıştır. Gazneler döneminde kaleme alınmıştır, diyor. Deniz saniye. Bakıldığı zaman A şıkkı, B şıkkı, D, e, C ve D şıkları doğrudur. Ancak E şıkkı yanlıştır. Çünkü Gazneliler döneminde değil arkadaşlar. Atebetül Akayık hangi devlet döneminde? Karahanlılar döneminde kaleme alınmış bir eseldir. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. İdibahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Atebetül Akayık. 3'e geldik. Büyük Selçuklar döneminde yetişen ilim adamı ve kelamcılarından olan Nizamiye medreselerinde müderrislik yapan din, din ilimlerinin yeniden yapılandırılması anlamına gelen İhya-ül Ulumiddin adlı eseri ortaya koyan bilim insanı hangisidir? Farabi İbn Sina, Gazali, Ömer Hayyam, Necmettin Kübra. Süreniz 7 saniye. Bakıldığı zaman arkadaşlar soruda özellikleri verilen e, ismimiz kimdir? Bilim insanımız kimdir? Gazali'dir. Gazali Nizamiye Medreselerinde müderrislik yapmıştır. Ayrıca İhyail Ulumiddin adlı eseri vardır. Çok çok önemlidir. Burada cevabımız Gazali oldu. Dörde geldik. Osmanlı Devleti'nde yaşanan taht kavgaları gelişmelerinden hangilerini ortam hazırlamıştır? tahta geçme usulünün değiştirilmesine, yabancı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına, kanunu esasının ilan edilmesine. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nde yaşanan e, taht kavgaları arkadaşlar tahta geçme usulünün değiştirilmesine e, sebep e, sebep olacaktır. E, arkadaşlar bakıldığı zaman e, taht kavgalarını azaltmak amacıyla biliyorsunuz ki 1. Murat ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışını Fatih Sultan Mehmet ülke padişahın malıdır anlayışını getirmiş oluyor. E, ancak bitirmiş diyemeyiz buna. 1. Ahmet'te biliyorsunuz ki Ekber ve Ereşet sistemini getirerek tahta geçme usulünde değişikliğe gitmiş ve böylece verasetteki belirsizlik de sona ermiş oluyor. Yabancı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına arkadaşlar bu durumda ne olmuştur? Ortam hazırlamıştır. Özellikle biliyorsunuz ki arkadaşlar Cem Sultan olayında yabancı devletler Osmanlı'nın iç işlerine karışıyordu. Kanun esasının ilan edilmesinde ortam hazırlamamıştır. Zira kanun esası ilanında azınlıkların ayrılıkçı çalışmalarını engelleme, toprak bütünlüğümüzü koruma ve Avrupalı devletlerin azınlıkları bahan ederek iç işlerimize karışmasını engelleme amacı vardır. O yüzden alamadık. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 5'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde dillik arası içerisinde yer almaz? Dillik neydi? Hizmet karşılığı olarak devlet görevlerine verilen ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazilere verilen attı. Mukata has zeyamet var. vermiş. Bunu ancak tablolaştırarak aklınıza tutabilirsiniz. Bunu tablolaştıralım arkadaşlar. 1-2 dakika sürenizi alacağım. Kusura bakmayın. Tabloyu yapalım birlikte. Şimdi dillik arkadaşlar. Az, Zeyamet ve tımar olmak üzere 3 e ayrılıyor. Tımar ise kendi arasında 3 e ayrılıyor. Nelerdir bunlar? Mustafız arkadaşlar. Eşkinci. Kısaltılmışını yazıyorum. Ve hizmet olmak üzere 3'e ayrılıyordu arkadaşlar. Burada dillik arazi içerisinde yer almayan hangisidir? Mukata'dır. E, mukata neydi? Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara verilen isimdi. Dillik arazi içerisinde yer almıyor arkadaşlar. Şu tabloyu aklınızda tutarsanız e, dillik arazi ile ilgili e, ne yaparsınız? E, soruyu kaçırmamış olursunuz. Burada cevabımız ne oldu? Aşık olmuş oldu. E, burada Mustafa ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunlar tımarın içerisindedir. Arkadaşlar dilliğin içerisindeki damarın içerisindedir. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu tür tarih yazıcılığının temsilcileri arasında yer almaz? 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde tarih bilimi de önemli gelişme göstermiştir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemiyle birlikte Osmanlı tarih yazıcılığında yeni bir aşamaya geçilmiş, ilk kapsamlı dünya ve Osmanlı tarihi yazma denemeleri dönemde yapılmıştır. Aynı dönemde Fatih tarafından Şehnamecilik müessesesi kurulmuş ve Şehnameci adıyla bilinen tarihçiler önemli olayları edebi ve övücü bir üslupla anlatmışlardır diyor. Burada e, hangisi yer almaz diyor. Hoca Saadettin Efendi, Oruç Bey, Peçevi, Leyvni, Gelibolulu, Mustafa Ali. Bakıldığı zaman arkadaşlar, Ey Hoca Saadettin Efendi Oruç Bey'in arkadaşlar Oruç Bey tarihi vardır e, kitabı. Peçevi tarihi vardır. Gelibolu Mustafa Ali Efendi arkadaşlar özellikle Osmanlı-Safevi e, ilişkilerini anlatıyor. E, Nusret Nami eseri vardır. Le, e, levni ise arkadaşlar nedir? Minyatürcüdür. Minyatürcü. Burada cevabımız ne oldu? Değişikli Levni olmuş oldu. Gideye geldik. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır? Padişah yetkilerinin ilk kez kısıtlanması, Cem Sultan olayının yaşanması, Şeyh Bedrettin isyanı çıkması, Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması, anayasal düzene geçilmesi demiş değerli dostlar. Bunların hepsinin tarihini vereceğiz size. Bakıldığı zaman padişahın yetkililerinin ilk kez kısıtlanması 1808 arkadaşlar senedi ittifak ile birlikte oluyordu biliyorsunuz. Cem Sultan olayının yaşanması 1481-1512 tarihler arasında 2. Beyazıt döneminde arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı yaşanması 1. Mehmet dönemindedir. 1. Mehmet 1413-21 arası. Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması biliyorsunuz ki Bucaş Anlaşması ile birlikte 1672 anayasal düzene geçilmesi de kanuni esasının yürürlüğe girmesiyle olacaktır. 1876 arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Hangisi daha önce? C şıkkı diğerlerinden daha önce değerli dostlar. Vallahi duyurusunu tekrar yaptım. Normalde 12'de yapacaktık. çok beklemenin manası da yok dedim. 15 dakika arkadaşlar geri aldım yayını. 45 geçe başladık. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'nden Lale Devri 1718-1730 yıllar arasını kapsar. Lale Devri'nde ilk özel Türk matbaasının kurulmasında kişilerinden hangileri etkili olmuştur? İbrahim Müteferrika, Said Efendi, Halil Hamit Paşa. İlk soruyu kaçıranlar arkadaşlar. ilk 8 soruyu, ilk 7 soruyu daha doğrusu. E, 27 soru bittikten sonra kısaca hemen bakarız. Merak etmeyin. Ardından soru-cevap kısmına geçeceğiz. Bakıldığı zaman arkadaşlar, Lale Devri'nde ilk özel Türk matbaasının kurulmasında kimler etkilidir? İbrahim Müteferrika ve Said Efendi etkilidir değerli dostlar. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Burada size sormam gereken bir soru var. Matbaada basılan arkadaşlar. İlk eser hangisidir? Bakın bu önemlidir. Özel matbaa kuruluyor Lale Devrinde. İlk basılan eser, matbaada basılan ilk eser hangisidir? Bileniniz var mı? Evet. Kime aitti arkadaşlar? Vani Mehmet Efendiye ait Van Kolu Lugati basılan, matbaada basılan ilk eserdir. Bunu da lütfen unutmayınız. Ali Hamit Paşa ise bu da 1. Abdülhamit döneminde devlet adamları içerisinde yer almaktadır. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 9'a geldik. Hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat döneminde görülen gelişmelerden biridir? İlk dış borcun alınması, Asakir-i Mansur-i Muhammedi'nin kurulması, İlk resmi gazete olan takvim ve kaini çıkarılması, çıkarılmaya başlanması, devlet memurlarına setre, pantolon, fes giyme zorunluluğunun getirilmesi, nizam cedid ordusunun kurulmasını vermiş. Tanzimat döneminde biliyorsunuz ki 1839-1876 yılları arasında kapsamaktadır. Bakıldığı zaman Tanzimat dönemini demiştik 1839 1876 yılları arasını kapsamaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ilk dış borcu biliyorsunuz ki bu dönemde Kırım Savaşı arkadaşlar devam ederken 1854 -3 senesinde Abdülmecit döneminde alınmıştır İngiltere'den. Orada cevabımız ne oldu? 1854 Tanzimat dönemi içerisindedir. O yüzden A şıkkı olmuş oldu. Diğer şıklarımız ise arkadaşlar B, C ve D şıkları bunların hepsi 2. Mahmut ön zamanında 1808-1839 biliyorsunuz 2. Mahmut'un. E-Şıkkı ise 3. Selim döneminde 1789-1807 arkadaşlar. Bunun tarihi Cevabımız A-Şıkkı oldu. Ona geldik. Balkan Savaşları'ndan sonra bölgelerinden hangilerinde yaşayan Türkler azınlık statüsüne girmiştir? Makedonya, Kırım, Doğu Trakya. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti Balkan savaşlarında Arnavutluk, Makedonya, Ege adaları dediğimiz Gökçeada, İmroz, Bozcaada arkadaşlar ve Misariç ve Batı Trakya'yı kaybediyor Osmanlı Devleti. Dolayısıyla soru öncüllerinden yer alan Makedonya'da kalan Türkler azınlık statüsüne girmiş oluyor değerli dostlarım. Balkan savaşları sonrasında biliyorsunuz ki Bulgaristan'la İstanbul Anlaşmasıyla Edirne, Kırklareli, Dimetoka yani Doğu Trakya Osmanlı'ya bırakılmış oluyor. Kırım ise biliyorsunuz ki 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ile bağımsızlığını kazanmış oluyor. O yüzden arkadaşlar Türklerin azınlık statüsüne girdiği sadece Makedonya'dır. Burada cevabımız A şıkkı oldu. 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nde ikinci Meşrutiyet dönemi için bilgilerinden hangileri doğrudur? Mebusan meclisi açıktır. Çok partili hayat söz konusudur. Babı Ali baskını gerçekleşmiştir. Akada zaman ikinci meşrutiyet dönemi biliyorsunuz ki 1908 1918 yıllar arasını kapsamaktadır. Bu tarih aralığını lütfen unutmayınız. Bu dönemde Mebusan Meclisi açık arkadaşlar. Mebusan Meclisi biliyorsunuz ki Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda yenilince 1918'inde 1918'de kapatılacaktır. İkinci Meşrutiyet döneminde çok partili bir hayat söz konusudur. Bu dönemde iddia Terakki, ki hürriyet ve itilaf gibi arkadaşlar partiler faaliyette bulunuyor biliyorsunuz. Ayrıca yine bu dönemde bakıldığı zaman Osmanlı 1. Balkan Savaşı'nda başarısız olunca Ocak 1913'te İttihat Terakki Cemiyeti tarafından ne yapılacaktır? Babı Ali baskını gerçekleştirilmiş olacaktır. E bu baskında hangi hükümet düşürülüyor? Bu hükümetin adını bilen var mı? Babı Ali baskınıyla hangi hükümet düşürülüyor? Evet arkadaşlar hangi hükümet düşürülüyordu? Kamil Paşa hükümeti düşürülüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuş oluyor. Ve Baba Ali baskını ilk hükümet darbesidir. Sakın burada padişah değişikliği ol, e, oldu demeyiniz. Sadece hükümet değişiyor arkadaşlar. Onu da aldık. Bunların üçü de ikinci Meşrutiyet dönemi içerisindedir. 12'ye geldik. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Aradık 1918'de kurulan Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini önlemek ve Doğu Anadolu'da Türk nüfusunun azalmasını engellemek için çalışan Türkçe Albayrak, Fransızca Le Lepays gazetelerini çıkaran cemiyet hangisidir? Demiş, Kilikyalar mı, Şark vilayetleri müdafaa hukuk mu, Reddil hak mı, Trabzon muhafaza hukuk mu, Trakya paşeyli mi? Bakıldığı zaman soru paragrafında verilen e, arkadaşlar Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yani diğer adıyla Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. E, burada Albayrak, Lepais e, ayrıca hadisat gazeteleri de çıkarılmaktadır. 13'e geldik. Kurtuluş Savaşı döneminde kişilerinden hangileri Yunanların işgali altında kalan bölgede Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturmak için rapor hazırlamıştır. Minne, Harbert Bristol Sandler. Akada zaman Kurtuluş Savaşı döneminde İngiliz general e, Minne e, Yunanların işgali altında kalan bölgede Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturmak için rapor hazırlıyor 1919 tarihinde değerli dostlar. General Harbert ise Doğu Anadolu'da ne yapacaktır? Bölgesiyle ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Amiral Bristol ise 1919'da Batı Anadolu'yla ilgili rapor hazırlayacaktır. Bu rapor Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna sunan ilk uluslararası belgedir. Bakın bunu unutmayın. Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna sunan ilk uluslararası belge neymiş? Amiral Bristol raporuymuş ancak bu raporda da e, Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturmasına dair ifade yer almıyor. Arkadaşlar Sandler raporu ise 1937'de e, bir rapor hazırlanıyor. Hatay bölgesinde Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu ortaya koyuyor bu rapor. E, bununla da bir alakası yok durumun. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. 14'e geldik. Hangisi Mustafa Kemal Paşa tarafından 28 Mayıs 1919'da yayınlanan Havza genelgesinin kapsamında yer alır demiş. manda ve himaye fikrinin reddi, ulus egemenliğine dayalı bir yönetim kurma fikri, meclis Meclisi'nin toplanması gerektiği, Sivas'ta bir e, Sivas'ta bir e, milli bir kongre düzenlenmesini gerektiği, işgallere protesto etmek için mitinglerin düzenlenmesi gerektiğini vermiş. Bakıldığı zaman manda ve himaye fikrinin Arkadaşlar ilk kez reddedilmesi Erzurum Kongresi'ndedir. E, ulus egemenliğine dayalı bir yönetimin kuruma fikri ilk kez Amasya Genelgesi'nde. ne yazıyorum Amasya. ve Erzurum yazıyorum. Erzurum ve Sivas'ta reddediliyor. Mebusan Meclisi'nin toplanması arkadaşlar gerektiği ilk kez Erzurum Kongresi'nde. Sivas'ta e, milli bir kongre düzenlenmesinin gerektiği Amasya Genelgesi'nde arkadaşlar burada havza genelgesinin kapsamında E şıkkı yer almış oluyor. 15'e geldik. İstanbul İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920'de resmen işgal edilmiştir. İstanbul'un resmen işgal edilmesi Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlamıştır. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nde yer alan gruplar arasında hangisi yer almaz diyor. Elavatan, müdafaa-i hukuku, tesanüt, istiklal, ıslahat. Bakıldığı zaman arkadaşlar ıslahat, istiklal, tesanüt, müdafaa, hukuk e, Büyük Millet Meclisi'nde yer alan gruplardır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ancak Fela Vatan Grubu biliyorsunuz ki 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde oluşturulan grubun adıdır. Başkanı da Rauf Orbay'dır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan gruplardan değildir. O yüzden cevap aşık oldu. Bir diğer soruya geldik. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile bunlar nelermiş? Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması imzalanmıştır. Bakın burada bilgiyi öğrendik. Kars Anlaşması Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanıyor. Kars Anlaşması'nın kapsamında hangileriyle ilgili ifadeler yer almıştır diyor. Yerlerinden hangileriyle ilgili? Boğazlar, Nahçıvan, Dört Yol. Bakıldığı zaman 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Anlaşması'na göre arkadaşlar Nahçıvan bölgesi özel bir yapıya sahip olacaktı. Ayrıca Kars Anlaşması'nda 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nın tekrarı mahiyetinde olduğu için bu anlaşmada Boğazlar'la ilgili bir ifadede yer almış oluyor arkadaşlar. Ancak dört yol ile ilgili bir ifade yer almıyor Kars Anlaşması'nda. Bu da cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Birçoğumuz maalesef D şıkkına gittik. Ancak boğazlarla ilgili arkadaşlar ifadede yer alıyor. On ye geldik. Lozan anlaşmasıyla adalarından hangileri Yunanistan'a bırakılmıştır. Rodos, İmros, Bozca'da, Sakız. Dozan Anlaşması biliyorsunuz ki 24 e, Temmuz 1923'te imzalanıyor. Bu anlaşmayla Gökçeada dediğimiz arkadaşlar nedir? İmroz. İmroz'un diğer adını bilelim. Gökçeada. E, Bozcaada arkadaşlar. E, buralar kime bırakılıyor? Türkiye'ye bırakılıyor. Yanına yazdım Türkiye'ye. Sakız, Sisam arkadaşlar. Nikerya, Midilli. Buralar kime bırakılıyor? Yunanistan'a bırakılmış oluyor. Yanına yazıyorum Yunanistan diye. Rodos, Mis ve 12 ada. Bakın bu soruya lütfen dikkat edin. Böyle bir tablo yapacağım size arkadaşlar. Şuraya TR yazıyorum. Şuraya İtalya yazıyorum. Şuraya da Yunanistan yazıyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye bırakılan adalar Gökçeada, Bozcaada arkadaşlar. ve Tavşanlı İtalya'ya bırakılan adalara sakın 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 e, pardon Yunanistan'a bırakılan adalara sakın Rodos, Meis 12 ada demeyiniz. Çünkü Lozan Antlaşması'nda arkadaşlar Rodos 12 ada 12 ada ve Meis adası kime bırakılıyor? İtalya'ya bırakılıyor. Yunanistan'a bırakılan adalar ise Sakız Sisan. Nikerya, Midilli arkadaşlar. Lozan Anlaşması'nda Yunanistan'a e, buralar bırakılıyor. Peki ne zaman Yunanistan'a Rodos, Meis, Onikya'da Yunanistan'a geçmiş oluyor? Arkadaşlar Yunanistan'a geçmesi, bu adaların Yunanistan'a geçmesi ne zaman oluyor? 1947 Paris Anlaşması'yla. Paris Anlaşması'yla e, Rodos, Onikya'da Meis daha sonra Yunanistan'a geçecektir. Sakın bu bilgiyi Lütfen unutmayınız. Lütfen unutmayınız. Ben ÖSYM'nin yerinde olsam bu soruyu sorarım. Birçok kişi de Rodos 12 adayı Yunanistan'a der Lozan Anlaşması'na göre. Artık siz öğrenmiş oldunuz burada. Detay değil. Kesinlikle detay değil. Değerli dostlarım. Bence muazzam bir soru. Ben olsam ÖSYM'nin yerinde bu soruyu sorarım. Bir diğer soruya geçtik. Cumhuriyet döneminde uzunluk ve ağırlık ölçülerinde metre ve kilogram sistemlerine geçilmesindeki amaç hangisidir? Üretimi artırmak, dış ticaret hacmini kapatmak, koruyucu gümrük tarifesine geçmek, kabotaj hakkımızı kullanmak, uygulamada birlik sağlamak. Akıllı zaman Cumhuriyet döneminde uzunluk ve ağırlık ölçülerinde metre, kilogram sistemlerine geçilmesindeki amaç nedir? Uygulamadaki birlik sağlamak ve batı ile ilişkileri kolaylaştırmaktır. Arkadaşlar, burada cevabımız eşit oldu. Bir diğer soruya geldik. Hangisi sanayileşmeyi desteklemek amacıyla Cumhuriyet döneminde yapılan uygulamalar arasında yer almaz? Sümer Bank'ın kurulması, Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılması, 1. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi, İtibankın kurulması, MTA'nın kurulması. Bu soru çok çok ince bir soru. Çok ince bir soru. Bu soruyu da bu soruya da bayıldım arkadaşlar. Bu soruda muazzam bir soru. Şimdi sorumuzu açıklayalım. Cumhuriyet ne zaman ilan ediliyor? 29 Ekim 1923'te. Bunda mutabıkız. Cumhuriyet döneminde sanayileşmeyi desteklemek amacıyla yapılan uygulamalar arasında 1. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi yer almaz. Bakın yer almaz Cumhuriyet döneminde. Çünkü İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 17 Şubat 4 Mart arasında 1923 tarihler arasında vuku bulmuştur, düzenlenmiştir. Bakıldığı zaman Cumhuriyet'in ilanı ise 29 Ekim. Yani önce arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Lozan'a verilen arada düzenleniyor. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Peki Sümer kurulması ne zaman? 1933 Teşviki Sanayi'nin kurulması, kanunu çıkarılması 1927 Etibank'ın kurulması 1935 MTA'nın arkadaşlar, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması ise 1935'tir yine. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bence muazzam bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir soru bence. Umarım açıklayabilmişimdir. Bir diğer soruya geçtik. Atatürk kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açtı. Türkiye'de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılması hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemli modern e, Türk sanatlarının öngüsü ve mimarisi oldu, diyor. Hangisi Atatürk döneminde kültür-sanat alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür. Darül Muallim'in ve Darül Muallimat açılmıştır. İlk Türk operasının hazırlanması için Adnan Saygun görevlendirilmiş. Cemal Reşit Rey de ilk konservatuar kurdurmuştur. Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nda resim ve heykel müzesi açılmıştır diyor. Bir fazla beklemeden soruyu açıklayalım. Atatürk dönemi 1923-38 arası biliyorsunuz. Darül Muallim'in neydi? Erkek öğretmen okulu. Abdülmecit döneminde Darül Muallimat ise kız öğretmen okulu. Bu da Abdülaziz zamanında. Bakın yanına yazıyorum. Mecit Aziz arkadaşlar. E, Atatürk döneminde değildir. Ancak diğer şıklarımız e, Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer alıyor. Bir diğer soruya geldik. Kurtuluş Savaşı'nın başarı başarıyla sonuçlanmasında büyük katkıları olan komutanlar da yaşananları sonradan kaleme almışlardır. Hangisi bu komutanlar tarafından kaleme alınan eserlerden biri değildir? Hatıralar İstiklal abimiz Nutuk. Milli Mücadele Hatıraları Çankaya. Darül mali matı şöyle çıkarın arkadaşlar. en sonunda mat var. Mat mezelden aklınıza gelsin. Kız. Arkadaşlar kız öğretmen okulu. Öyle aklınıza gelebilir. Bakıldığı zaman hatıralar İsmet İnönü'ye ait. İstiklal Harbimiz Kazım Karabekir'e ait. Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Milli Mücadele Hatıraları Ali Fuat Cebesoy'a ait. Ali Fuat Cebesoy'a ait. Çankaya Fali Rıfkı Atay'a aittir. Ancak bize burada neyi soruyor? Hangisi komutanlar tarafından e, alınmamıştır diyor. Cevabımız E şıkkı Fali Rıfkı Atay Milli Mücadele'de yer almıyor. Komutan olarak. Cevabımız E şıkkı oldu o yüzden. Bir diğer soruya geldik. Türk tarihinin araştırılması ve Türklerin medeniyete olan hizmetlerini yazma görevi Türk Tarih Kurumu'na Atatürk tarafından verildi. Tarih Kurumu'na Atatürk tarafından verildi. Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayını olan bir isimli de Atatürk'ün verdiği dergi hangisidir? Kadro, ülkü, düstur, belleten, Sebilür, reşat demiş. Türk Tarih Kurumu 1931 senesinde arkadaşlar kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayını ise nedir? Ve ismini de Atatürk vermiştir. Bu eserimiz, dergimiz nedir? Belleten Dergisi'dir arkadaşlar. Ülkü burada nedir? Halk evlerinin yayın organıdır arkadaşlar. Sebilur Reşat ise İstiklal Marşı'nın yayınlandığı nedir? İlk dergidir arkadaşlar. Düstur dergisi ise arkadaşlar Lozan Antlaşması'nın yer aldığı dergidir. Düstur dergisi. Kadroda Yakup Kadri tarafından arkadaşlar çıkarılıyor. Kemalist çizgide çıkarılıyor kadro. 23'e geldik. 24 Anayasasında 28'de yapılan değişiklikler Atatürk'ün ilkelerinden hangilerine doğrudan pekiştirme amacına yöneliktir? Laiklik, devletçilik, milliyetçilik. Bakıldığı zaman 1924 Anayasası'nda, 1928 değişikliğinde ne vardı? Devletin dini İslam'dır ifadesi anayasadan çıkarılmıştır. Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanı'nın yemin tarzı değiştirilmiştir. Şer'i hükümlerin yerine getirilmesi meclise aittir. ifadesi anayasadan çıkarılmıştır. Bunlar arkadaşlar doğrudan e, anayasanın layıkleşmesine, layıkleşmesini sağlamak amacıyla yapılan değişikliklerdir. Devletçilik ve milliyetçilikte de alakası yoktur. Buna cevabımız yalnız bir oldu. 24'e geldik. Montre Boğaza Sözleşmesi'nin imzalanmasında devletlerinden hangilerinin yayılmacı tutumu, tutumuyla ilgili gelişmeler etkili olmuştur? İtalya, Sovyet Rusya, İngiltere. Montre 20 Temmuz 1936'da imzalanıyor bu anlaşmanın imzalanmasında dünyadaki e, yayılmacı politikalar etkili olmuş oluyor. Özellikle Almanya ve e, İtalya'nın arkadaşlar e, yayılmacı politikaları e, Lozan'da egemenlik hak, haklarımızı kısıtlayıcı bir şekilde e, çözülen boğazların statüsünü değiştirmek amacıyla e, Türkiye'yi harekete geçirmiş oluyor. ile beraber Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor ve Boğazlar'ın denetimi tamamen Türkiye'ye veriliyor. Hangi devletin yayılmacılığı? İtalya. Buna ilk olarak Almanya. Arkadaşlar etkili olacaktır. Bu da cevabımız A oldu. Bir diğer soruya geldik. Hangileri Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilebilir? Johnson mektubu, Akritas planı, Türk mukavemet teşkilatı. Amerika Başkanı biliyorsunuz ki Johnson 1964'te İsmet İnönü'ye bir mektup yazarak Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri bir müdahalede bulunmasını engellemeye çalışmıştır. Akritas planına göre ise Türk halkı ani bir saldırı ile ne yapılacaktı? Yok edilecek ve ada Yunanistan'a bağlanacaktı. Fikridir, planları bu. Türk Mukavemet Teşkilatı ise arkadaşlar Rum örgütü olan EUKA'nın faaliyetlerine karşı koymak için Kıbrıs'ı Türkler tarafından kurulan teşkilattır. Türk Mukavemet Teşkilatı yani burada üç durumda Kıbrıs sorunu ile ilgilidir. 26'ya geldik. 1938-2000 yıllar arasında yaşamış olan 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin başına geçerek Azerbaycan halkına bağımsızlık mücadelesinde öncülük eden 92'de Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı olan kişi hangisidir? Soruda özellikleri verilen arkadaşlar devlet adamı kimdir? 1938-2000 yılları arasında yaşayan Ebul Feis Elçi Bey'dir. Elçi Bey'in halk cephesi partisinin başına geçtiğini unutmayınız. Halk cephesi arkadaşlar. ÖSM bunu nerede sordu? 2019 muydu? 2018 miydi? Hatırlamaya çalışıyorum. 2019'du galiba. Öğretmenlik alan bilgisi tarih sınavında sordu bu soruyu. Aynı soru arkadaşlar. Halk cephesi dedi. Bir şeyler dedi orada sordu Sorunun cevabı Ebu'l-Feyis Elçibey oldu. Yani öğretmenlik alan bilgisi sınavında sorulan sorular... ...sonraki senelerde tarihte soruluyor arkadaşlar. Bütün sorular incelediğimde... ...birçok sorunun KPSS, lisans, ön lisans, orta öğretimde tekrar geldiği... ...arkadaşlar görülmektedir. O yüzden sizlere tavsiyem öğretmenlik alan bilgisi tarih, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği. Buralarda tarih ile ilgili sorular çıkıyor. Bunların GKG'de genel kültürde olan kısmını çözmeniz sizlerin faydasına olacaktır. Çünkü ÖSYM oradan soruları alıp çeviriyor, soruyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyemdir. Tarihin son sorusuna geldik. Şangay Beşiklisi adı altında 1996'da kurulan 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü, ad Örgütü adını alan teşkilatın kurucu üyeleri arasında hangisi yer almaz demiş. Çin, Rusya, Kazakistan, Japonya, Kırgızistan bunları vermiş. Bakıldığı zaman Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan vardır ancak kim yoktur? Japonya yoktur. Arkadaşlar cevabımız ne oldu? Japonya olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte tarih denememizin sonuna geldik. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Soru cevap yapacağız. Bir dakika arkadaşlar dinlenelim beraber. Ardından soru cevap kısmına bakacağız. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız? yazarsanız yorumlara bakalım. Arkadaşlar kritiğini yapalım denemenin. Grafeyi yarın yapalım arkadaşlar. Bugün öyle olsun. Eğer hazırsanız şimdi sizlerle birlikte inkılap tarihini önceki yayınlarımızdan bilenler bilir. İnkılap tarihinin soru cevap kısmını yapıyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazır olanlar hazırım yazarsa soru cevap kısmına da başlayalım. Sorum şu. Yeni harflerle basılan ilk gazete hangisidir? Yeni harflerle basılan ilk gazete hangisi? Yeni harflerle basılan arkadaşlar ilk gazetemiz neydi? Mardin gazetesiydi. Sakın unutmayınız. Mardin gazetesi yeni harflerle basılan ilk gazetedir. Bir diğer sorum şu. Kabul edilen yeni Latin harfleriyle ilk ders nerede verilmiştir? Kabul edilen yeni Latin harfleriyle ilk ders nerede verilmiştir? kabul edilen yeni Latin harfleriyle ilk ders arkadaşlar nerede veriliyordu? Dolma Bahçe Sarayı'nda veriliyordu arkadaşlar. Dolma Bahçe Sarayı'nda veriliyor ilk ders. Arkadaşlar il olarak sormuyorum, yer olarak sordum. Dolma Bahçe Sarayı'nda unutmayınız. Şimdiki sorum ilk defa duymuş olabilirsiniz. Şimdiki sorum şu. Mustafa Kemal Latin harflerini halka tanıtmak amacıyla ilk yurt içi gezisini nereye düzenlemiştir? Kastamonu demeyiniz, şimdiden uyarıyorum. Mustafa Kemal Latin harflerini halka tanıtmak amacıyla ilk yurt içi gezisini nereye düzenlemiştir? Bunu ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bakalım kimler doğru bilecek. Şu ana kadar bir kişi doğru bildi. Bakalım. İki oldu. Arkadaşlar Mustafa Kemal Latin harflerini halka tanıtmak amacıyla ilk yurt içi gezisini Tekirdağ düzenliyor. Tekirdağ'da arkadaşlar Latin harflerini halka tanıtmak için çıkıyoruz. Tekirdağ. Cevabımız Tekirdağ oldu. Diğer sorum şu. Türk tarihinde ilk kez hangi inkılap ile okuma yazma seferberliği başlatılmıştır? Türk tarihinde ilk kez hangi inkılap ile okuma yazma seferberliği başlatılmıştır? Hangi kurumun açılmasıyla öyle söyleyelim. Türk tarihinde ilk kez hangi kurumun açılmasıyla okuma yazma seferberliği başlatılmıştır? Cevabımız nedir arkadaşlar? Millet mekteplerinin açılmasıyla. Türk tarihinde ilk kez millet mekteplerinin açılmasıyla okuma yazma seferberliği başlatılmış oluyor. Bir diğer sorum şu millet mekteplerinin açılmasıyla Mustafa Kemal'e hangi ünvan verilmiştir? Millet mekteplerinin açılmasıyla Mustafa Kemal'e hangi ünvan verilmiştir? Millet mektepler, e, millet mekteplerinin açılmasıyla arkadaşlar Mustafa Kemal'e biliyorsunuz ki baş öğretmen ünvanı veriliyor. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserini ilk başta hangi dilde yazmıştır? Hangi alfabeyle yazmıştır? Mustafa Kemal Nutuk adlı eserini ilk başta hangi dilde, hangi alfabede yazmıştır? Mustafa Kemal Nutuk attığı eserini arkadaşlar hangi alfabeyle yazıyor? Arap alfabesiyle yani Osmanlıca ile yazıyor arkadaşlar. Osmanlıca da Arap, e, Arap harflerinden oluşuyor. Osmanlıca diyebiliriz. Arap alfabesiyle. Bir diğer sorum şu. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Türk Tarih Kurumu biliyorsunuz 1931'de açılıyor. İlk başkanı ise Tevfik Bıyıklıoğlu. Tevfik Bıyıklıoğlu arkadaşlar. Aklınıza şöyle kalsın. Tarihçilerin bıyığı çok olur arkadaşlar. Aklınıza öyle kalsın. Bir diye sormuşum. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kaçıncı kongresinde Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı eserini okumuştur? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kaçıncı kongresinde Mustafa Kemal Nutuk adlı eserini okumuştur? yayınımız kayıt oluyor arkadaşlar. Oynatma listesinde bulabilirsiniz. Evet, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın arkadaşlar ikinci kongresinde Mustafa Kemal Nutuk adlı okuyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in adını verdiği Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan derginin adı nedir? Daha aynı denememizde de gördük. Ancak yine de tekrar açısından söylemiş olalım. Mustafa Kemal'in adını verdiğim Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan derginin adı nedir? Neydi bu dergimizin adı? 1937'de çıkan Belleten Dergisi arkadaşlar. Bir diğer sorum şu. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Aşılar, bakın aşı oldukça önemli olduğu için soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti döneminde aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla kurulan kurumun adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti döneminde aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla kurulan kurumun adı nedir? Bu sene bu sene arkadaşlar bekliyorum inşallah bu soruyu. Türkiye Cumhuriyeti döneminde aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla kurulan kurum arkadaşlar Hıfzı Enstitüsü. Enstitüsü'dür. Bir diğer sorum şu. Mustafa Kemal Şapkayı hangi ilde tanıtmıştır? Mustafa Kemal Şapkayı hangi ilde tanıtmıştır? Mustafa Kemal Şapka'yı arkadaşlar nerede tanıtıyordu? Kastamonu'da tanıtıyordu. Cevabımız ne oldu? Kastamonu olmuş oldu. Bir diğer sorum şu. 1932'de kurulan halk evlerinin yayın organı hangisidir? 1932'de kurulan halk evlerinin yayın organı hangisidir? Halk Evlerinin yayın organı arkadaşlar neydi? Ülkü Dergisi'ydi. Ülkü Dergisi Halk Evlerinin yayın organıdır. 1932'de kuruluyor. Bir diğer sorum şu. 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Sami Rıfat Horozcu arkadaşlar. Aklınıza şöyle gelsin. Horozlar hiç susmuyor. Dili maşallah. Öyle aklınıza gelsin. Horozlar her sabah öttüğü için arkadaşlar dili maşallah. Oradan aklınıza gelsin yani öyle sevmediği inşallah soyadını verir öyle de söyleyelim bir diğer sorum şu üniversite reformu için yurt dışından getirilen profesör, eğitimci kimdir? üniversite reformu için yurt dışından getirilen profesör, eğitimci kimdir? Üniversite reformu arkadaşlar için yurt dışından getirilen kimdi Albert Malke. Albert Malke. Albert Malke üniversite reformu için getiriliyor. Bir diğer sorum şu: Türkiye İş Bankasının ilk genel müdürü kimdir? Türkiye İş Bankasının İlk genel müdürü kimdir? Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü arkadaşlar kimdir? Celal Bayar'dır. Celal Bayar'ın İş Bankası'nın ilk genel müdürü olduğunu unutmayalım. Bir diğer sorum şu. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum hangisidir? Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum hangisidir? Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum hangisidir? Mustafa Kemal arkadaşlar Atatürk soyadını veren kurum kimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi arkadaşlar. Bir diye sorum şu. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eserde en çok kimin ismi geçmektedir? Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eserde en çok kimin ismi geçmektedir? Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eserde arkadaşlar en çok kimin adı geçiyordu? Yahya Kaptan'ın adı geçiyordu. Değerli dostlar. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser ne ile ne ile bitmektedir? Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser ne ile bitmektedir? Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser arkadaşlar gençliğe hitabı ile ne yapmaktadır? Bitmektedir. Bir diğer sorum şu. Devlet sanatçısı ünvanını alan ilk Türk bestecisi kimdir? Devlet sanatçısı ünvanını alan ilk Türk bestecisi kimdir? devlet sanatçısı unvanı alan ilk Türk bestecisi arkadaşlar Ahmet Adnan Saygun'dur. Ahmet Adnan Saygun devlet sanatçısı unvanı alan ilk Türk bestecisidir. Bir diğer sorum şu. Türkiye'de yapılan ilk opera denemesinin adı nedir? Türkiye'de yapılan ilk opera denemesinin adı nedir? Türkiye'de yapılan ilk opera denemesinin adı arkadaşlar neydi? Özsoy Operası'ydı. Özsoy Operası. Bir diğer sorum şu. 10. Yıl Marşı'nın bestecisi kimdir? 10. Yıl Marşı'nın bestecisi kimdir? 10. yıl marşının bestecisi kimdir? 10. yıl marşının arkadaşlar bestecisi kimdir? Cemal Reşit Rey. Tekrar söylüyorum. Cemal Reşit Rey 10. yıl marşının bestecisidir. Cemal Reşit Rey. iki soracağım soru güncelde çıkabilir. Arkadaşlar peki 10. yıl marşının yazarları kimlerdir? 10. yıl marşının yazarları kimlerdir? Güncelde çıkabilir arkadaşlar. 10. Yıl Marşı'nın yazarları arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyelim. 10. Yıl Marşı'nın arkadaşlar yazarları Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar'dır. Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar arkadaşlar. Bir diğer sorum şu. Olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk madalyayı kim getirmiştir? Olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk madalyayı kim getirmiştir? Olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk madalyayı arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk döneminde getiren kişi Yaşar Erkan güreş dalında 1936 Berlin Olimpiyatlarında 1936 Berlin Olimpiyatlarında Yaşar Erkan güreş dalında Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk madalyayı getirmiştir. Unutmayınız arkadaşlar. Bu soru önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1936 Berlin Olimpiyatları düzenleniyor. Yaşar Erkan güreş dalında getiriyor ilk madalyayı. Bir diğer sorum şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat oyunları hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı arkadaşlar ilk olimpiyat not alınız 1924 Paris olimpiyatları. 1924 Paris olimpiyatları. Lütfen notunuzu alınız. Aklınıza kalması açısından. Ya not alınız ya da yoruma yazınız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyat 1924 Paris olimpiyatlarıdır. Bir diğer sorum şu. Vilayet Dairesi Resim ve Heykel Müzesi'ne çevrilen sarayımız hangisidir? Beliyat dairesi, resim ve heykel müzesine çevrilen sarayımız hangisidir? Denemeyi bitirdik. Şu an soru cevap yapıyoruz. Ben soruyorum. Siz cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Beliyat dairesi, resim ve heykel müzesine çevrilen sarayımız arkadaşlar hangisiydi? Dolmabahçe Sarayı. Sorular ÖSM tarzı, ÖABT tarzı değil. Bunların hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yer alıyor. Maalesef. En azından kulak aşini alınız olsun arkadaşlar. Hiç duymamaktan iyidir. Bir diğer sorum şu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın tekrar imar edilmesi çevre düzenlemesinin yapılması için yapılan yarışmayı kazanan mimar hangisidir? Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın tekrar imar edilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması için yapılan yarışmayı kazanan mimar kimdir? Arkadaşlar yabancı bir mimardır. Herman Johnson. Erman Jansen diye dokunuyor. Erman Jansen. Arkadaşlar. Arkadaşlar soruları bitirdik 27 soru denemeyi. Şimdi soru cevap yapıyoruz. Ben soruyorum siz cevaplıyorsunuz. Erman Jansen arkadaşlar unutmayın. Bugündük gündük burada bitirelim mi arkadaşlar? Coğrafya denemesi çözelim mi? Coğrafya denemesi çözelim mi, bitirelim mi? Tamam arkadaşlar, coğrafya çözüyoruz. Coğrafya'dan sonra bitirelim inşallah. Coğrafyaya başlıyoruz. Arkadaşlar Vallahi siz istediniz arkadaşlar. <laughs> Bugün biraz yorulduk. Coğrafyaya başlıyoruz. Ya da yarın çözelim arkadaşlar? Şimdi mi çözelim, yarımı çözelim? Bugün beyinler yandı gibi biraz. Allah ben de biraz yoruldum arkadaşlar. <laughs> o zaman yarın çözelim. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz yorulduk. Yarın tarih, coğrafya, vatandaşlık. Arkadaşlar denemizi çözeceğiz. Yanlı yayınlarımız kaydediliyor. Yayınımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçeli olanlar var mı arkadaşlar? Kimler Fenerli, kimler Galatasaraylı? Bir iki dakika sohbet ettikten sonra yayınımızı kapatalım. Bugün de kazandık arkadaşlar. <laughs> Fenelli olanlar. <laughs> Galatasaraylar da üzülmesin arkadaşlar. Bakın bir arkadaşımız Bahçe Saray Anlaşması diyor. <laughs> Bahçe Saray anlaşmasının önemi neydi? Arkadaşlar, yayınımızı böyle kapatalım bari. Evet Bahçe Saray Anlaşması Rusya ile yapılan ilk anlaşmaydı. Arkadaşlar diğer adı Çehrin Anlaşması. Hocam geç geldiyseniz e, yayınımız kaydediliyor tekrardan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yavaş yavaş da kapatalım yayınımızı. Yayınımıza katıldığınız için. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki denemelerimizde, yayınımızda, yayınımızda görüşmek ümidiyle. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.